Merhabalar, Deniz Kirazoğlu kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz, eşim Şebnem. Merhaba arkadaşlar, sizlerle şu anda bir kutu açılışı yapacağız. Görüyorsunuz, ürün Şebnem, burada. O bu video değil yani. Merhaba arkadaşlar, merhaba. Kamera nerede? Hangisi kamera? Tamam, yanlış yere baktım. Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle birlikte bir kutu açılışı yapacağız. Yok, açmayacağız. Neyi açacağız? Şu an açmayacağız. Kulaklığı açacağız. Şu an açmayacağız. Kulaklığı deneyeceğiz. Şu an değil. Neyi test edeceğiz? Kulaklığı test edeceğiz. Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. 2020'de bu kanalda bol bol oyun konuştuk. Şimdi gelin abi sizin sesinize yanıt olmaya çalışayım. Geçen gün Twitter'dan da YouTube'dan da böyle bir soru attım ortaya. Yazın dedim abiler ablalar. Canınız bana bir şey söylemek istiyorsa yazın. Gerçekten beklediğimden çok daha fazla insan bir şeyler yazdı. Ben de hem biraz soruları gidereyim istiyorum kafalardaki hem de olumlu olumsuz eleştirilere cevap vereyim istiyorum. Bu sayede 2020'yi kapatırken bir Enis Kirazoğlu değerlendirmesi de yapmış oluruz. Bu arada soruyu soran arkadaşların maalesef isimlerini paylaşmayacağım. Neden diyeceksiniz? Çünkü bazı arkadaşlarımız isimlerinin videoda gözükmesini istemeyebiliyorlar. Hatta bununla ilgili geçmişte böyle can sıkan bir olaydı yaşamıştım. O yüzden herkesten özür diliyorum ancak kimse üzülmesin diye kimsenin ismini videoya eklemiyorum. Lütfen sorry, kusura bakmayın, çok özür dilerim ama böyle olsun, daha sağlıklı olsun. Sorular ve yorumlar başlasın. Bazı oyunları kapalı bilinçle oynayıp aceleye getiriyorsun. Bu da oyun hakkında yanlış izlenim oluşturuyor. Senin videonu izledikten sonra kendim oynayıp şaşırdığım birkaç oyun var. Valla hangi oyundan bahsettiğini söyleseydin daha iyi olurdu. İnan bilemedim sen böyle deyince ama olabilir abi. Bazen insanın ruh hali bile oynadığı oyun hakkında görüşünü etkileyebiliyor. Yine de uzun yıllardır bu işi yapan biri olarak bu tarz konularda ruh halimin yorumumu etkilemesine izin vermemeye çalışırım. Daha fazla seri yapsan güzel olur abi. Bannerlord'da yaptığın gibi oyunun kendi formatından çıkıp videolarını başka bir şeye dönüştürüyorsun. Seyri çok keyifli bir şey oluyor. İnan çok isterim ama Bannerlord videoları ağzıma etti bak. Hem de öyle böyle değil. Bu tarz bir oyuna seri yapmak beni iş yükü açısından çok zorluyor. Yine de o potansiyeli gördüğün bir oyun olursa neden olmasın abi? Kendi kanalını açmaya nasıl karar verdin? Başka şirketlerin çatısı altında çalışarak istediğim başarıyı yakalayamayacağımı anladığımda karar verdim. Editlerini neden daha profesyonel yapmıyorsun? Evet abi, editlerin biraz nasıl desem böyle cheesy gelebiliyor insanlara. Kamera, ışık ayarı vesaire falan ama benim için bunlar pek önemli değil ya. Editlerde önem verdiğim tek bir şey var, o da konuyu daha anlaşılır hale getirmesi. Misal bir olayı anlatırken abi oğlum adam çok üzülmüş dediğimde ekrana şu görselin gelmesiyle bu görselin gelmesi arasında benim için bir fark yok. Evet bu daha kaliteli bir görsel biliyorum ama ikisinde de üzgün adam var abi. İkisinde de duygu izleyene geçiyor diye düşünüyorum. Oyunun çıkmasından en az 5 yıl geçmiş olmasına rağmen tekrar açıp oynama isteğinin olduğu oyunlardan birkaç tane sayar mısın? Zor soru. Neden zor soru? Çünkü bu her zaman oyunun kalitesiyle alakalı olmuyor. Bazen abi bu neydi lan deyip oynadığım oyun da oluyor. Geçen videodaki Lords of the Fallen buna bir örnek. İyi bir oyun mu değil ama bu neydi diye dönüp hatırlamak istediğim bir oyun oldu. O yüzden buraya cevap verirsem yanlış bir şey çıkarabilirim. Oyun ve stüdyo tarihlerini irdelediğiniz videolar mükemmel. Biliyorum yapması zor ama ne olur daha çok yapın, kalite tavan. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Güzel. Teşekkür ederim. Bu konuda bayağı bir yorum gelmiş abi. Belgesel tarzı videolar niye devam etmiyor diye. Aslında birkaç konu var kenara not aldığım, üstünde çalışmak istedim. Ancak oyun dünyası batış hikayeler açısından çok zengin bir dünya değil. Tabii batan firma çok fazla var. Fakat hepsinin hikayesi video olacak kadar etkileyici değil. Dümdüz bakmışlar işte. O yüzden yapmak için yapmak istemiyorum böyle videoları. Güzel bir konu bulursam girişeceğim. Birkaç fikrim var, araştırmam gerekiyor. Abi ne söylemek istersen söyle ama şu cümleleri lütfen kullanma. 2021 mükemmel bir yıl olacak, 2021 oyun yılı olacak diye kullanma ne olur. Tamam kullanmam dostum, rahat ol. Ancak kullanmış oldum galiba. Fuck! Hocam en sevdiğin 100 oyun listesinde bir güncelleme zamanı geldi bence artık. Evet ya, geldi hakikaten. Ben o videolarımı pek sevmiyorum. Bana biraz kötü geliyorlar izlediğim zaman şimdi. Listenin içerinden dolayı değil ama abi. Videoların kalitesi ve sunumu iyi gelmiyor. Bir güncelleme gelir elbet ama daha erken ya. Bir sene daha geçsin bir bakarız duruma. Abi Twitch'te yayın açsan izlenirsin. Yayın açmama sebebim var mı? Intro veya outro'da kalırsa sevinirim. Intro'yu ve outro'yu seviyorum ya. Sadece bazen şey diye düşünüyorum böyle abi. Şimdi biz tabii uzun dönemli izleyicilerle beraber hani intronun outro'nun esprisini biliyoruz artık yani. Ana kanalı takip eden herkes o intronun outro'nun esprisini biliyor ama ilk kez gelen bir izleyici o intro'yu görünce ne hissediyor merak ediyorum. Bir tip çıkıp böyle kaliteli minimum adresine hoş geldiniz falan dediği zaman hakikaten ne hissettiğini çok merak ediyorum yani. Varsa eğer öyle ne hissettiğini hatırlayan biri yazarsa çok sevinirim. Belki de kimse hiçbir şey hissetmiyor. Ben belki de boş düşünüyorum. Twitch'te yayın açmıyorum çünkü pek açasım gelmiyor yani açıkçası. Videolarda saçına yüzüne biraz daha önem ver lütfen abicim. Hiç hoş bir izlenim vermiyorsun. Bu da aslında profesyonel edit yorumuna benzer bir şey. Sanırsam insanlar benim dışarıda şöyle gezdiğimi ama videoya gelince bu hale geldiğimi falan düşünüyor. Abi benim saçımın şekli bu ya. Ben bakkala da böyle gidiyorum, markete de böyle gidiyorum, ne bileyim devlet dairesine de böyle gidiyorum, tatile de böyle gidiyorum, annem babamı ziyarete de böyle gidiyorum. Yani ben böyleyim yani. Ekstra bir şey yapmak istemiyorum saçıma başıma. Yani dışarıda ha böyleymiş oğlum, bu benim default tipim bu yani. Ekstra bir şey yapmak istediğim zaman bu kez kendime özel bir şey hazırlıyormuşum gibi olacak. O da böyle videonun içindeki samimiyeti benim için öldürür mü emin değilim. Video çekmek benim için özel bir şey olmamalı abi, rahat olmalıyım. Paylaşım yapıyoruz sonuçta yani, ne olacak. Ama demek ki bu saçım tipim bazı insanları rahatsız ediyor. Yapabileceğim bir şey yok. Hani saçını düzelt diyorsun ama yani neden yani, hani anladın mı? Böyleyim oğlum. Bu. Malzeme bu yani.
Oyunların senaryosundan bahsetmemen garip geliyor. Genelde yapmıyorsun, yapsan da senaryo iyi ya da kötü deyip geçiyorsun, o garibime gidiyor. Oyunlarda senaryoyu değil ama hikayenin sunumunu ve anlatımını eleştiririm. Ancak senaryo içeriği çok özel bir şey olmadığı sürece pek eleştiri alanıma girmez. Çünkü çok subjektif bir şey ya. Bir de spoiler vermeden bahsetmek çok zor abi. Spoiler da pek vermek istemiyorum, ondan es geçiyorum. Senaryo ile hikaye sunumu arasındaki fark bazı insanların çok böyle üzerine düşünmediği bir fark olabilir. Bir tanesi hikayenin kaleme alış biçimi. Yani hikayede ne yazıyor? Kağıtta ne yazmışlar, anladın mı? Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Bir tanesi ise teknik olarak onu nerede ve nasıl vermiş. Nasıl bir ara sahne kullanmış, ara sahnelerin geçişleri nasıl, karakterlerin bu duyguyu yansıtmaları nasıl, diyaloglar hangi zamanda nerede çıkıyor, nasıl bir atmosfere katkı sağlıyorlar. Yani sunum aslında senaryodan farklı bir şey oluyor. Ve benim daha çok dikkat ettiğim şey olur oyunlarda. Yerel fiyatlandırma ve bunun ne kadar mümkün olup olmamasıyla alakalı PlayStation tarafından bilgilendirme almak isterim. PC'si olmayan biri olarak oyun önemeyi bırakmak zorunda kalacağım yakında. Valla yerel fiyatlandırma işleri hep söylediğim zaman pek de mümkünatı olmayan işler gibi geliyor bana PlayStation'da. Yani söylemekte fayda var ama realde bir şey çıkar mı? Düşük ihtimal. Yine de umuyoruz. Yani inşallah olur. Ama burada şahsi bir tahmin yapmam gerekirse abi, bizim Türk oyuncuları PlayStation oyunlarının fiyatlarından kurtaracak şey ne biliyor musunuz? Xbox'taki Game Pass sisteminin benzeri. Birebir aynısı olmasına gerek yok ama benzer bir şey çıkarsa, yani böyle aylık bir para verilerek belli bir oyuna erişme şeyi çıkarsa, belki bir sene sonra çıkar, belki 3 sene sonra çıkar, işte o zaman hakikaten de Türk oyuncuları olarak PlayStation oyunlarına tekrar barış sağlayabiliriz. Ama şu anda fiyatlar çok pahalı. Abi senin oyun stüdyosu kurma işi vardı, ne oldu o? Cherrysun Entertainment şirketinden hiç yeni oyun gelmiyor. Çok güzel bir eleştiri, buna cevap vereceğim tekrar. Oyun piyasasına katılmadan önce ne işle uğraşıyordun? Bir sürü vır zıvır işle uğraşıyordum ya. Fast food restoranlarında çalıştım, call center'da çalıştım, tekstil firmasında çalıştım, halı sahada çalıştım, aktif sahada pazarlama yaptım. İnan hangisini daha önce yaptım, hangisini sonra yaptım hatırlamıyorum bile şu an. Ama böyle garip garip kısa süreli 20-30 işte çalışmışımdır herhalde. Bu kadar fazla oyun oynamanın hayatında olumsuz etkileri oluyor mu? Gördüğüm kadarıyla olmuyor. Bazen oynayacak bir şey bulamayınca böyle canım sıkılıyor, üzülüyorum, depresifleşiyorum ama onun dışında bir şey görmedim yani. Ama herkesin tahmin ettiği kadar çok oyun oynadığımı düşünmüyorum. Hiç ailen sana PC'yi yasakladı mı? Bizim neslin çok yaşadığı bir durum. Cevaplarsan sevinirim Enis abi. Tabii ki de oğlum ya. Oho yani. Bu sadece sizin neslin değil, bizim jenerasyonun da çok yaşadığı bir durumdur eminim yani. PC olmasa bile Atari'si yasaklananlar, bilmem ne olanlar falan çoktur yani. İnsanların sana kel demesinden rahatsız mısın? Ve neden YouTube'a ilk kendi kanalını açarak değil de Turuncu Levy ve Oyun Gezeli ile girdin? İnsanların bana kel demesinden rahatsız değilim. Sadece kel değilim dostum. Ulan biri saçım var diye eleştiriyor. Saçlarını düzgün yap diye, biri kel diyor. Yok yani ne istiyorsanız onu deyin, ne olacak. Neden Turuncu Levy ve Oyun Gezer gibi yerlerle girdim? Çünkü ben bu işlere girdiğimde amacım YouTube'da popüler olmak değildi abi. Türkiye'de oyun basın açısından örnek bir oluşum kurmaktı. Zaten YouTube falan para kazanılan yerler değildi o zamanlar. Ancak sonradan işler ne oldu? Tabii ki de planladığım gibi gitmedi. Ben de yeni planlar yaptım. Başınıza gelen ve hatırladıkça güldüğünüz en garip veya komik olay. Valla bu konuda aklıma gelen ilk örnek abi, kurumsal bir yere mail atacakken işle alakalı. Mailde de örnek videomu atacakken kendi videom yerine Ajdar'ın Çiğdemuz şarkısının klibini göndermiştim. Baya baya kurumsal bir yazışmada bu da bizim örnek videomuz diyerek Ajdar Çiğdemuz klibini gönderdim. Bu salaklığı nasıl yaptım hiç sormayın, boşverin. İnsanların sana Enis Çeris hangi isimle takmasına rahatsız oluyor musun? No, olmuyorum. Ebeveynlerin yaşarken çok fazla oyun oynuyor muydun, ailen buna karışıyor muydu ya da tepki gösteriyor muydu? İki sorunun cevabı evet. Çok oyun oynadığım için ger genç gibi ben de haklı olarak laf yedim. Sonuçta başka sorumluluklarımız da var yapmamız gereken, ders çalışmak gibi. En çok merak ettiğim şey annenle baban. Hiçbir videonda bahsettiğini görmedim. Sen böyle bir işte çalışmaya başladığın zaman sana destek oldular mı, yoksa sana karşı mı çıktılar? Evlenmeden önce yaşadığın evi gösterdiğinde maddi durumunun pek de iyi olmadığını görüyoruz. Nasıl bir çocukluk geçirdin ondan biraz bahsedersen çok güzel olur. Yani tüm hayat hikayemi özetlemek şu videoda çok zor olur. Ama her soruya böyle ufak ufak cevap vermeye çalışayım. Daha önceki soruda da söylediğim gibi ben oldukça fazla iş değiştiren bir insandım. Devamlı bir o işe gir, bir o işten çık falan ailemde bir süre sonra takip etmekte zorlandı. Artık bu çocuk yapıyor işte bir şeyler, geçiniyor gidiyor noktasına geldiler. O yüzden de tam olarak ne iş yaptığımı ne zaman anladılar emin değilim. Yani düşünün abi, çocuğunuz var veya tanıdığınız var falan filan, bir işe giriyor. Herkes böyle merak ediyor, ne iş yapıyorsun falan anlatıyorsun. 2 hafta sonra başka bir işte, 3 hafta sonra başka bir işte. E şimdi bu 20 kere olduğu zaman takip etmesi çok zor bir hale geliyor. Dolayısıyla da ailem de dedi ki ulan zaten yaşı gelmiş adam yani, hani ne yapıyorsa yapsın, kendi kendine takılıyor işte diye yani. Bir rahat bıraktılar beni diye tahmin ediyorum. Maddi olarak da orta direkt bir ailenin çocuğuydum yani. Kendi ayaklarımın üzerine durmaya başladığımda maddi zorluk çekmeye başladım. Yani aile evinden çıkıp kendi paramı kazanıp kendi kiramı ödemeye başladığım ilk nokta benim hakikaten en çok zorlandığım noktaydı. Zaten o videoda görmüş olduğunuz ev de o döneme ait bir ev. Kirası çok cüziydi gerçi, o açıdan rahatlatıyordu beni. Ama tabii yaşam standardı olarak çok üst düzey değildi. Yediğimden arttırıp kirayı falan zor ödediğim çok zaman oldu abi. Tabii çok şükür uzun yıllar sürse de düzlüğe çıkabildim. O kaldığımız evde mesela doğalgazı açtırmamıştık. Paramız yetmez diye kaloriferler falan vardı böyle. Kıyafetleri ona atıyorduk abi. Kaloriferin üzerine atıyorduk. Elektrikli kaloriferler ve çok boktan şeyler onlar. Odayı da ısıtmıyorlar. Hiç bok yapmıyorlar. Onlardan aldık niyeyse. Kıyafetleri onun üzerine atıyorduk.
İşte battaniye, elektrikli battaniye almıştık altlarını ısıtsın diye. Ucuzdu ve güzel ısıtıyorlardı yatarken. Sabah kalktığımızda da o sıcak kıyafetler hemen giyerdik ki evin içinde bir süre daha böyle devinimizi sağlayabilelim diye. Kardeşimle beraber kaldık orada birkaç sene. Orayı ofis olarak da kullanıyorduk bu arada. Yani zaten o amaçla tutmuştuk. Hem orada yaşıyorduk hem ofis olarak kullanıyorduk orayı. Yani değişik tabii. O zamanlar zor gelse de şimdi insan hatırlayınca anı olarak kalıyor insanın kafasında. Enis Kerezoğlu gündelik hayatında nasıl biri? Valla dümdüz biri abi yani. Bilmiyorum, dümdüz bir insanım yani. Normal bir insanım yani. Arada kahve içiyorum. İşte oyun oynuyorum. Bulaşık falan varsa onları yıkayabiliyorum. Yani öyle. Eşimle beraber bir şeyler seyrediyoruz falan. Düz yani, hiçbir şeyim yok, hiçbir ya bilmiyorum ne bekliyoruz ama çok çok düz bir insanım yani. Yani şimdi soru sorayım diyeceğim ama bu sene senden sadece reklam izledik, başka bir şey yok. Arkadaşımız Nükte'den bir yorum almış, çok fazla sponsorlu iş yapıyorsun, Allah seni kahretmesinin Nükte'den bir şekilde söylemek istemiş. O zaman gelelim sponsor videolarına. Açıkçası bu yıl içerisinde kendime bir kural koydum abi. Asla bir videoyu tamamen sponsora ayırmama kuralıydı bu. Nedir bu kuralın esprisi? Bir videoyu tamamen sponsor üzerine kurmamaktı. Onun yerine ne yaptım? Bir dakikalık reklamlar koydum video işlerine. Her zaman da videonun o kısmının sponsorlu olduğunu belirttim introda. Arada unuttuğum olmuş olabilir, olmuşsa affedin. Bilerek yaptığım şey değildir yani. Hakikaten bazen bir şey hızlı çıkarayım derken unutabiliyorum. Unuttum mu bilmiyorum ama unuttuğum olmuş olabilir. Fakat bu tarz bir dakikalık reklamlarda şöyle bir problem oluyor abi. İzleyici bazen videoya hemen devam etmek isteyebiliyor. Reklamı izlemek istemeyebiliyor. Bunlar çok normal istekler. Bunu nasıl çözeriz dedim. Tabii ki de dakika koyarak. Reklam olsun olmasın. Neredeyse tüm videolarımın konu başlıklarını gösteren dakikalar ekliyorum. Eğer bu dakikalara bakarsanız reklamın kaçta bittiğini görebiliyorsunuz. Tabii ki de yine rahatsız olan insanlar olabilir ama bu rahatsızlıkları dibendirmek için elimden geleni yapıyorum. Yani kısa bir mouse hareketiyle reklamı geçebileceğiniz şekilde ayarlamak için hakikaten her şeyi yaptığımı düşünüyorum yani. Eğer izlemek istemiyorsanız. Tabii bazı videolarda abi sponsorluk kısım daha yoğun olabiliyor. Ancak o videoların eğlenceli olduğunu düşündüğüm için kabul ediyorum. Misal bu sene Tekno Mevzu adı altında farklı bir şeyler deneme şansı buldum. Sağ olsun Nvidia destekledi bunu. Sizin izlerken hoşunuza gideceğini düşündüğüm videolarda sponsoru yaymaktan yana sıkıntı görmüyorum. Çünkü benim bu işi yaparken tek bir amacım var abi. İzlenebilir bir şey yapmak. Tek amacım bu değil ama ana amacım bu. Sponsor olsa da olmasa da bu işi sıkmadan izlenir hale getirmek. Bunun için de reklamları izleyiciyi kesinlikle rahatsız etmeyecek şekilde koymak için özen gösteriyorum. Ama bazen bu konuda sıçıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Tek hatırlatmak istediğim şey dakikalar abidir ablalar. Dakikalar görmek istemediğiniz reklamı anında geçmenize yararlar. Mesela geçen sene sponsorları doğru ayarlayamadığım için böyle kanalda benim hatam yani. Böyle kanalda arka arkaya bir sponsorlu video şişmesi oldu. Ama şöyle bir şey var orada. O videoların tamamı sponsorluğa ayrılmış videolardı. Bu sefer bir dakikayı geçmeyecek şekilde sponsorlu işler yaptım hep. Yani siz bu kanala geldiğinizde full reklam videosu izlemiyorsunuz. Normal benim yapacağım videoyu izliyorsunuz yani. Yani normal ben ne çekiyorsam onu izliyorsunuz. Zaten ben bir şey çekiyorum. Sonra reklam veren diyor ki biz bir video içerisinde yer almak istiyoruz. Ben diyorum ki şöyle bir videom var. Uyarsa koyayım sizi. Olur diyorlar. Yerleştiriyorum. Ve o yerleştirdiğim dakikayı da her zaman için belirtiyorum. Bu dakikalar diye. Mesela bu dakika mevzusunda bir örnek yapalım mı hep beraber? Yapalım. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, açılışa hoş geldiniz. Böyle bunu da... Sen böyle mi açıyorsun? Açılışımıza hoş geldiniz. Bu videoda kullanacağız bunun açılışını. Bu kulaklığı sizin için test edeceğim, deneyeceğim. Ne oluyor? Açmayı beceremiyor genelde. Birkaç tane soru var. Onları soracağım sana. Ne alaka? Bana sormuşlar. Yani tamam, sana sormuşlar. Sorularsa sen cevapla. Ya ne kadar agresifsin. Ya açılış yaparken bir yandan soru cevaplayacaksın kızım. Multitasking olacaksın. Ya yani. Soru şu, yenge oyun oynamandan rahatsız mı? Bu ne gibi sorunları yol açıyor? Sen ne cevap verdin buna? Cevap vermedim işte, buraya getirdim. Tamam, sen ne düşünüyorsun? Sen cevap, sana sormuşlar, sen nasıl cevap veriyorsun? Ya niye elimde alıyorsun? Kutusu çok güzel ya. Baksana, kutusu çok güzel. Ürünümüzün adı bu arada MSI Immerse GH61 oyuncu kulaklığı, zaten gördüğünüz üzere. Oyun oynamandan rahatsız oluyor musun? Ben cevap vereceğim. Ya verdim kendimce bir cevap. Yani. Ne zaman? Videoya mı verdim? İçimden verdim. Hayır, içinden değil. Verdin mi? Ne dedin? Ne dedin? Bir söyle. Değil dedim. Tamam. Cevap veriyorum, değilim. Ama ben yönlendirmiş gibi oluyorum. Ya hayır canım, öyle ben... Ya şunu açabilir. Ya bir dakika ama soru cevaplarken gerçekten kafamı karıştırıyorsun. Değilim arkadaşlar, neden oyun oynamasından rahatsız olayım ki? Ben de fırsat buldukça oyun oynamaya çalışıyorum. Oynayamadığım zamanlar zaten sinir oluyorum. Ama genel itibariyle oyun oynamasına niye karşı olayım? Zaten... Zaten karşısın dememişler. Öyle misin? Merak et, sıkıntı yaratıyor mu diye sormuşlar. Yok, hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Çok güzel ya. Bu kokuyu çok seviyorum. Yeni kokusu. Yeni kokusu. Ya yeni kokusu mu? Bilmiyorum ama bu koku güzel. Ben kullanmıştım daha önce. Benim terimin kokusudur. Öyle bir şeydi. Ne güzel ya. Hiç gürültü yok ya. Şu görmüş olduğunuz şey
kumandası, yani bağlayabiliyorsunuz buradan, kumandasıydım. İşte sesi kapat, aç 7.1 devreye sok, 7.1 devreden çıkar, azalt, arttır. Şurada şöyle takabileceğiniz bir kısmı var, kablo şu var. Bu seferki kulaklığın en büyük esprilerinden bir tanesi Onkyo'nun yapmış olması. Bu Onkyo, yanlış hatırlamıyorsam galiba Uzak Doğu'da çok popüler bir üretici, yani ses teknolojisi üreten bir firma. MSI'le beraber çalışmışlar, tasarımı, dizaynı birlikte yapmışlar. O yüzden de bu kulaklık zaten diğer gaming kulaklıkları göre daha ön plana çıkan kulaklıklardan bir tanesi. Bak mesela biri demiş ki sürekli evde olmandan rahatsız mı? Evet, sen benden rahatsız mısın sürekli evdeyim diye. Hayır hayır, hiç rahatsız değilim. Yani gerçekten evimizin... Niye devamlı rahatsızlık oluyor? Sanki ben evde devamlı rahatsızlık veren bir insanmışım gibi. Evimizin neşesi, yani o olmadığı zaman bazen iş için falan çıkıyor, bazı başka yerlere gitmek zorunda falan kalıyor. O zamanlar gerçekten yani çok saçma olacak ama hakikaten özlüyorum yani. Bir de demiş ki göbeğinin çıktığını herkes biliyor, spor yapmalısın. Bu kadar gizli bir bilgiyi nasıl ifşa etmiş bilmiyorum ama tebrik ederim. Yani sen saklamaya mı çalışıyordun? Herhalde saklamaya çalışıyordum. Yıllarca göbeğimi saklamaya çalıştım ama artık herkes biliyor. Bana mesaj geldi Şevin Hanım. Evet. Diyor ki bayanlarla birlikte 20.000 TL gelir elde etmek isteyen bay çalışma arkadaşları aranıyor. Ne alaka? Ne bileyim. Nereden geldi? 850'li numaradan. Gene 850 numaraları da adandı. Tamam, kurumsallar da 850 kullanıyor da yani. Kızım, ne kurumsallar bu? Değil ha. Ne bu diyor ya. Kızım işte atıyorlar ya mesaj böyle rastgele telefon numaralarını tuzağa düşürmek için. Hakikaten ne kadar saf ve masum bir kızsın ya. Zarflıyorlar ya, molta atıyorlar. Anladım bebeğim, sakın kalma böyle şeyler. Yok, pezevengim arıyor 20.000 lira. Salak mısın diye. Salak mısın desin ya. Ne diyor, kim bu? arayalım istersen, kimmiş böyle. Kulaklığı test edeceğiz. Gelmiş geçmiş oynadığın en kötü oyun nedir? Eminim daha kötüleri vardır ama bu soruda aklıma gelen ilk cevap Bright Dual Retribution oluyor. Çok kötü oğlum, öyle böyle değil. Sorum şu, nasılsın? Cevabım şu, iyiyim, sen nasılsın? Anladığım kadarıyla mobil oyunlara PC oyunlarına kadar değer vermiyorsun. Bunun sebebi nedir? Aslında değer vermemek değil abi olay. Mobil oyunlar oynanış anlamında benim aradığım derinliği vermekten uzak kalıyorlar. Keyifle oynadığım mobil oyunlar tabii ki var ama onlar için de video yapmak bana gereksiz geliyor. Üzerine konuşulabilecek çok bir şey yok çünkü. Bir PC oyununda bahsedebileceğin 100 detay bulabilirken mobilde genelde 2-3 mekanik üzerine konuşabiliyorsun, o kadar. İstisnalar kaideyi bozmaz. Parası olmayıp crack oyun oynayanlar hakkında ne düşünüyorsun? Bunun için daha önce de yorum yapmıştım abi, Türkiye özelinde konuşayım. Buradaki sıkıntı parası olmayan insanların oyunu korsan oynaması değil abi. Parası olan insanların oyunu korsan oynaması. Maalesef ülkemizde oyunların para etmediğini düşünen ciddi bir kesim var. Bir de oyun fiyatlarının kur endeksi olarak çok çok artması var. Yani parası olmayan bir insana zorla orijinal oyun aldırmak bence doğru bir çözüm değil. Bir çözüm değil zaten yani. Melo ile yaşamak zor mu? Yok lan değil, gayet tatlış. Bak şurada duruyor. Videonun başından beri görüyor musunuz? Bak şurada. PlayStation 5'te şu ana kadar oynadığın en iyi oyun. Demon's Souls Remake. Hayatını video oyunlarıyla boşa geçirdiğin için pişman mısın? Sanırım bu yorumu okuyarak harcadığım zaman oyunlarla geçirdiğim tüm zamandan daha boştur. Zaa! Nasıl koydum lafı ama? Arkadaş şaka yapmış, ben de şakasına şakaya cevap verdim. Çat çat! Şimdiye kadar zamanını en çok ayırdığın oyun hangisi? Oynama süresi olarak söylüyorsan eğer FM serisi olma ihtimali çok yüksek. CM'yi de katarım hatta. Şu sıralar elimi süremesem de bir dönem psikopat gibi oynardım. Zaten yapısı gereği bitmek bilmeyen bir oyun abi. En fazla saatimi bu seriye gömmüş olma ihtimalim yüksek. Katıl butonu açmayı düşünüyor musun? Hayır, şu anda düşünmüyorum. Ama ileride ne olur bilmiyorum. Sponsorların üzerine bir de katıl butonu açarsak millet beni tüfekle vurur yemin ediyorum. Bak böyle tak tak tak. Artık oynamaktan keyif almadığın zaman ne yapacaksın? La o kadar abonem var, gezi vlog falan çekerim mi dersin, yoksa kanalı kapatır mısın? Oynamaktan keyif almayacağın bir zaman olacağını düşünmüyorum ya. Şöyle bir şeyin ihtimali bile aklıma gelmedi. Hatta bütün oyun sektörü komple online olur veya mobile dönerse o zaman konuşuruz. Enis Show bölüm 1'deki giriş şarkısının ismini bir aydır arıyorum, bulamadım. İsmi bu dostum, güle güle dinle. Sence bunlar 10 yıl sonra oyun sektörü tamamen stream etmeye döner mi? Dönerse konsol oyunculuğu biter mi? 10 yıl çok uzun bir süre. Konsol oyunculuğunun biteceğini pek düşünmüyorum. Bence olay servis oyunculuğuna dönecek gibi. Yani Netflix hesabı servisler oyun dünyasının ana noktası olacaklar. Netflix gibi bir servise abone ol, ardından ister stream et, ister konsolda oyun, ister PC'de aç, bize bırakılacak gibi seçim yani. Ama ana nokta abonelik ve servis sistemi olacak gibi geliyor. Film dizi olaylarında olduğu gibi. Neden Tunca'da 1050 Ti var diye güldün? Bu soru ciddi bir soru. Bu soru yüzünden ben küfür bile yedim, 1050 Ti Tunca var diye güldüm diye. Bir arkadaşımız eğlenceli bir montaj yapmıştı. Ben de gülmüştüm. Tunca da gülmüştü falan. Sonra ben küfür yemeye başlayınca bir ne oluyor lan dedim. Bu soruyu soran birden fazla kişi var üstelik. Çok enteresan yani. Bana ekran önünde nasıl davranmam gerektiğini tekrar hatırlattı gerçekten. Düşünsene abi, arkadaşınla konuşuyorsun, gülüyorsun falan, sonra bir dönüyorsun, insanlar sana küfür ediyor. Ciddi ciddi küfür yiyorsun yani. Bu arkadaşımız da baya baya soruyor. Zannediyor ki 1050 Ti ile Tunca oyun oynuyor diye ben dalga geçiyorum. Arkadaşımı ezikliyorum. 1050 Ti ile oyun oynadığı için onunla dalga geçiyorum. Allah'ım, kutsallarıyla dalga geçiyorum ben. Nasıl olur da 100 yıldır beraber çalıştığım bir insanın 1050 Ti ile oynamasını eğlenir, güler, bununla böyle dalga geçerim?
Arkadaşlar sizin kafanız mı güzel ya? Ben Tuncay'a gülüyorum çünkü Tuncay bana komik geliyor. Bu kadar basit. Lan arkadaşım Allah Allah, güleceğim, eğleneceğim, sana mı soracağım? Oradaki söyleyiş tarzı da komik geldi ve güldüm. Normalde bizim multiplayer ofisine gelen PlayStation 5 ile Xbox Series X de şu anda Tuncay'da zaten. Emanet olarak Tuncay'da duruyor. İsterse Tuncay bu iki konsolda da açıp Cyberpunk'ı oynayabilir. Test amaçlı hepsi Tuncay'da zaten. Orada gülmemin sebebi de bu. Adam bu bolluk içerisinde gidip 1050 Ti ile Cyberpunk oynamaya çalışmasına gülüyorum. Gerçekten bıktım bu işten dediğin zamanlar oldu mu? Olduysa neden ve nasıl bu düşünceden çıktın? Aha, bu az önce anlattığım örnekler yüzünden oluyor vallahi. Bir gün bir uyanıyorsun abi, biri sana Twitter'dan küfrediyor, öteki YouTube'dan küfrediyor, biri Instagram'da ne diyor. Sabah sabah çay içerken dümdüz bir insan olarak küfür yiyor olmak can sıkıcı. Sanki tüm kötülüklerin başıymışım gibi konuşuyor olmak o kadar komik geliyor ki. Zeytin ağzında böyle çekirdeği şey yapıyorsun. Orada diyor ki bu adam satılmış, bu adam küfürbaz, bu adam bilmem ne çocuğu falan. O kadar komik geliyor ki bana yani. Ulan diyorum, ben acaba böyle pure evil bir insanım. Bazı emellerim var ve zeytin yemek için bunlara ara mı verdim diye düşünmüyor ol. Neyse. Ama genelde bu tarz duygulardan hızlı çıkabiliyorum. O yönümü geliştirdim. Aferin bana. Bazı olaylar beni bir gün, bazıları bir saat, bazıları ise sadece 10 dakika sıkıyor. Sonra geçiyor gidiyor abi. Yapıcı olmayan hiçbir eleştiriyi kale almaya gelmez ama bazen insanlar hakkınızda manipülatif konuşabiliyorlar. Biri ortaya bir şey atıyor abi. Kimse de araştırmıyor. İnternetin en sevdiğim tarafı budur zaten. Kimse araştırmadan böyle sallar gider. Yani en popüler şeyleri söyleyeyim. Şu firma sizi satın almış diyenler oluyor mesela. Halbuki iki video önce o firmayla alakalı vermişim, veriştirmişim. Adam onu izlememiş. İzleme gereği de duymamış. Ama bu bilgisizliğe rağmen, bu izlemezliğe rağmen birileri hakkında yorum yapma cüretini kendinde bulabiliyor. İnternette olan bir figür olduğunuz zaman, galiba ondan dolayı bilmiyorum ama insanlar sizin hakkınızda ileri geri konuşma cüreti kendilerinde bulabiliyorlar. Temelsiz eleştiriler, temelsiz bir şeyler. Güzel eleştiriler de alıyorum. Almıyor değilim ama yani çoğunlukla zaten onlar sinirimi bozmuyor. İnsan bir şeyi güzel güzel söylediği zaman niye sinirim bozulsun ki? Bana kaç tane düzgün eleştiri geldi ve bu kanalla alakalı en sevdiğim şey de o, biliyor musunuz? İnsanların beni uyarma dili gerçekten kibarca. Yani bunu hep birlikte yapmış olmamızdan dolayı büyük gurur duyuyorum bu kanalla alakalı, onu söyleyebilirim. Çünkü bu çok üzerine çalıştığım ve insanların paylaşmasını istediğim bir duyguydu ve çok fazla insanın bunu paylaştığını görmek beni mutlu ediyor. Kibarca birilerini düzeltmek çok normal bir şey. Bir yerde hata yapıyorum. Biri diyor ki en son öyle demişsin ama yanlış söylemişsin. Aslında şu olmalı gerekiyordu. O kadar mutlu oluyorum ki, yani dilden dolayı mutlu oluyorum. Çünkü şunu da diyen çıkabiliyor. Senin Allah belanı vermesin. Senin yapacağın işe tüküreyim. Orada hata yapmışsın. Senin gibi embesilleri başımıza saranlar falan filan. Ya arkadaş ne oluyor ya? Sanki ben hata yaptığım zaman çıkıp şey mi yapıyorum yani? Hepinizin Allah kahretsin falan demiyorum ki. Ben hata yapmam. Ben ne dersem odur demiyorum ki abi. Yani izleyicilerle aramızda böyle bir diyalog olması hoşuma gidiyor. Ama bunun dışında manipülatif yorumlar falan, bu işte en çok canımı sıkan şey oluyor. Ama uzun canım sıkılmıyor. Hoş lan, memnunum. Sadece böyle dönem dönem, ayda bir tane, iki ayda bir tane böyle can sıkacak saçma sapan bir şey çıkıyor ortaya ama çabucak geçiyor yani. Seni oyunlara bağlayan şey nedir? Yani oyunları neden seviyorsun demek istedim. Valla başka hiçbir eğlence aracında bulamadığım interaktifliği veriyor oyunlar. Birinin gözünden ağzından kullandığın hikayeyi dinlemektense kendi bu hikayeyi deneyimlemek çok daha hoşuma gidiyor. Fırsatın olursa yeniden pavyonda fotoğraf çeker miydin? Çekmezdim. Bu kadar çok oyunla ilgili videolar yapıp neden düzgün bir gameplay videosu atmıyorsun? Böyle çok soru gelmiş abi. Sanırım Türkiye'de şöyle bir algı var. Oyun videosu çekiyorsan bir gameplay, let's play falan yapmalısın. Ya da Twitch yayını açmalısın. Neden böyle videolar atmıyorum? Cevap basit. O tarz videolar yapmaktan pek hoşlanmıyorum. Bana yapması sıkıcı geliyorlar ve iyi yaptığımı da düşünmüyorum. Onun yerine daha iyi yaptığımı düşündüğüm tarzda videolar yapmayı seviyorum. En sevdiğin oyun türü. Artık türler iç içe girdi söylemesi zor ama aksiyon RPG'yi harmanlayan oyunlar en sevdiğim tür diyebilirim. Dünya üzerine gıda olmayıp yemekle en iyi giden şey olmayı nasıl başarıyorsun abi? Ulan bunu çok duyuyorum ya. İnsanlar genelde yemek yerken izliyorlarmış videolarımı. Şu anda yiyenler varsa afiyet olsun. Hiç şaşırmıyorum bu duruma çünkü ben de bir şey yerken kesinlikle bir şey seyrediyorum. O yüzden yemeğin böyle tuz biberi olmak hoşuma gidiyor. Güzel bir şey. Hikayesi iyi dendiği için övülen oyunları oynadığımda %50 berbat, %49 ortalama oluyor. Sence ben mi gereğinden fazla zor beğeniyorum yoksa oyuncular mı fazla kolay beğeniyor? Bu hikayesini yetersiz bulduklarım ama Cod Modern Warfare, AC2, Witcher, TLO falan da dahil. Aslında bu biraz seninle ilgili, biraz da oyun sektörüyle alakalı bir şey. Oyunlar maalesef hikaye konusunda film, kitap ve diziler kadar yaygın başarıya sahip değiller. Tabi bunun sebebini saymak için oyun sektörüne derinlemesine inmek gerek. O başka bir video konusu olsun. Fakat bu saydıkların arasında özellikle The Last of Us beni en çok etkileyen oyun olmuştu. Ama oyunların abi film, diziye göre bambaşka şekillerde hikayeyi nüfuz ettirme şansları var. Senin bu saydığın tüm örnekler aslında biraz filmlere özenerek hikaye anlatan oyunlar. Daha farklı şeyler deneyebilirsin. Mesela Journey farklı bir şey. Bioshock farklı bir şey. Full hikaye gideceğim diyorsan What Remains of Edith Finch çok değişik bir hikaye anlatımına sahip. Belki bu oyunlarda aradığın o hikaye deneyimini bulabilirsin. Oyun basınında yer almak için Türkiye'de nasıl bir yol izlemeliyiz? Maalesef Türkiye'de oyun basını denilen olgu sadece Türkiye'de değil. Dünyada yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. Benim tavsiyem abi, oyun basını, oyun YouTuber'ı, oyun Twitch yayıncısı falan diye kendinizi bir tanıma sıkıştırmayın. Çağımız internet çağı diyoruz abi. Yapmanız gereken şey basit. Yazmak istiyorsanız yazın, video çekmek istiyorsanız çekin. Çok fazla insan izlemese de, kimse izlemese de, kimse okumasa da bu işi yapmanın pratiğini kazanmış olursunuz. Bunları yaptıktan sonra isterseniz bu elinizdekilerle bir oyun basın kuruluşuna da başvurabilirsiniz. Bakın benim yazılarım diye. Ancak kesinlikle bunları kendi başınıza yapmaya başlayın. Çünkü hiçbir basın kuruluşu kimseyi sıfırdan alıp yetiştirmek istemiyor.
Kimsenin öyle bir enerjisi ve bütçesi de yok. İnsanlar çalışacak birini aradığı zaman bir noktada bu işleri belli bir yeterlilikte yapan insanları almak istiyorlar. Yani bilmiyorsanız eğer, ben de öyle başladım bu arada. Kimsenin okumadığı bir internet sitesinde kendi kendimize yazı yazıyorduk yani. Günün kaç saatini oyuna ayırıyorsun? Bazen bıkma geliyor mu oyun oynamaktan? Bu değişken bir şey ya. Bazen abi günde 10 saat oynadığım da oluyor. Bazen hiç oynamadığım da oluyor. Ama bir yıl ortalamasına vursak eğer, herhalde günde 2-3 saat oynuyorum gibi bir şey çıkar. Saç ektirme işleminden memnun musun? Ektirmek isteyenlere tavsiyelerin neler? Ben gayet memnunum ya. Bir tavsiyem de yok açıkçası abi. Yani ne bileyim, istiyorsanız ektirin işte. Saç yani. Abi eski outro'nun yeni videolarına da ekler misin? Eski outro'dan kastı arkadaşın şu outro, maalesef ekleyemem abi. Çünkü telif yiyor eski outro. O yüzden değiştirdim zaten. Bir gün bir uyandım abi. Telefonda böyle YouTube'dan gelen 10 tane 20 tane mail var. Hepsi telif maili. O outro'nun müziğine sahip olan insanın hakları mı el değiştirmiş? Ne olmuşsa bir anda telif atmaya başladılar. 5 para etmeyen mobil ve PC oyunlarının reklamını neden yapıyorsun? Haddime değil. Geçiyorum zaten o kısımları direkt. Ama reklamını yaptığın oyunlar gerçekten boktan. Hangi oyunlardan bahsettiğini tam bilmiyorum. Ayrıca haddine değil demene gerek yok canım. Haddine tabii yani. Sonuçta bir yorum yapıyorsun. Ancak reklamını yaptığım hiçbir oyunun boktan olduğunu düşünmüyorum ya. Bana göre olmayabilirler, sana göre de olmayabilirler. Fakat milyonlarca oyuncuya göreler. Hatta bazı oyunları tanıttıktan sonra abi firmadan o kadar güzel geri dönüşler aldık ki diye cevap alıyorum mesela. Yani oyun tanıtmışım ve bayağı bir insan da oyunu indirmek istemiş, filelemek istemiş. Ben bile diyorum ki ulan bu kadar insan istiyor muymuş hakikaten bu oyun denemek yani. Hani tahmin ettiğimizden daha fazla insan bu tarz oyunlara ilgi duyuyor aslında. Kanal ve gelecek hakkındaki planların nelerdir? Oyun oynamaya ne kadar devam edeceksin? Oğlum bir batağa düşmüşüm de beni bundan kurtarmak istiyor musunuz gibi muamele yapmayın lan bana. Oyun oynamaya daha ne kadar devam edeceksin, nasıl soru arkadaş ya? Oyun oynamak ile YouTube videosu izlemek arasında teoride ne fark var yani? İkisinin de temel amacı insana eğlenceli vakit geçirtmesi. Ben millete diyor muyum kardeşim film izlemeyi, YouTube izlemeyi, dizi izlemeyi, müzik dinlemeyi ne zaman bırakacaksın diye? Oyunları niye bunlardan farklı bir yere konumlandırıyorsunuz, anlaması zor geliyor yani. Onun dışında net bir gelecek planım yok. Düşünceler var ama plan demek şu an zor. Oyunları puanlama yapabilir misin? 10 ya da 100 üzerinden. Bu sayede oyunların senin gözündeki değerini daha iyi anlarız. Bundan özellikle kaçınıyorum. Eskiden çok yaptığım bir şeydi ama insanlar anlattıklarımdan ziyade verdiğim puana odaklanmaya başlayınca vazgeçtim yapmaktan ve yapmayı düşünmüyorum tekrar. Yıllardır seni takip ediyoruz ama videoların seri üretim gibi hissettirmeye başladı. Eskiden daha güzel şeyler yapardın. Yani buna bir şey demem zor. Tam tersini düşünenler de oluyor. Farklı düşünenler de oluyor. Mesela bana da eski videolar çok böyle sunum açısından zayıf geliyor. Bu herhalde ne beklediğinizle alakalı bir şey. Konuştuğumuz şey oyunlar olduğu zaman elbet arada tekrara düşmek kaçınılmaz oluyor. Ancak herkesin beklentisine elimden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum. Farklı şeyler denemeye çalışıyorum arada aslında. Ya işte şu seri gibi, Bannerlord gibi, Dost ile yaptığımız sohbet gibi. Ama her zaman bu tarz şeyler yapmak 24 saatlik yaşam içerisinde biraz zor olabiliyor. Yine de aklımda var bir şeyler abi. Kenara koyuyorum fikirleri, deneyeceğim, farklı bir şeyler yapmaya da çalışacağım. Videolarında kullandığın şarkıların listesi. Çok merak ediyorum bazılarını. Günlerce arayıp bulamadım. Yeminle bazılarını ben bile bulamıyorum. Ya zamanında indirmişim abi, yazmışım tematik epik müzik diye. Millet diyor ki bu şarkı ne? Ulan ne bileyim, tematik epik müzik diye kaydetmişim, hatırlamıyorum ki ben de. Mesela şu şarkı var ya. Bu şarkı TikTok'ta fenomen bir şarkı olmuş galiba. Ben bu şarkıyı 2-3 yıl önce falan nasıl buldum biliyor musunuz? Turkish rap agresif müzik yazarak buldum. Ciddi söylüyorum ve öyle kayıtlı. Şarkının orijinalini bilmiyorum ama bendeki kaydı o. Bir oyun videosu için kaç saat emek harcıyorsun? Oyun oynama süresini saymazsam eğer abi, videonun hazırlığı, editi, fırına verilmesi, yüklenmesi falan filan bir 5-10 saat arası değişiyor. Abi senin üniversitede ne okudun? Derslerin nasıldı? Kaç ortalamayla zamanında mezun oldun mu? Afyon Koçta ve Bolu Vadi Meslek Lisesi okulunda okudum. Derslerin çok iyi değildi. Tam hatırlamıyorum ama ucu ucuna bir ortalamayla mezun oldum ve hayır, zamanında mezun olmadım. Uzun sürdü. Videolarında oyunları biraz daha ayrıntılı inceleyebilir misin? Bunu yapmayı pek sevmiyorum. Çünkü bir oyun hakkında videoda ne kadar uzun konuşursam spoiler verme ihtimalim o kadar artıyor. Ben daha çok bahsetmek istediğim kısımlara odaklanıp geri kalanını oyuncunun keşfetmesine bırakmayı seviyorum. Olabildiğince sade, kısa, öz ama anlatmak istediği noktayı anlatan video tarzı hoşuma gidiyor. Ya bunu ne kadar başarabiliyorum tabi, orası sizin takdiriniz. Multiplayer kanalının sahibi sen misin yoksa ortak mısınız Tunca ve Orhun abiyle? Hayır, ben değilim abi. Tunca ve Orhun da değil. Patronlar var. Başka onlar yani. Biz çalışanız. Oyunları eğlenmek, zevk almak için mi oynuyorsun yoksa YouTube'da video çekmek için mi oynuyorsun? %90 oranında abi o kendim oynamak istediğim şeyleri oynuyorum. Yani zevk almak için oynuyorum. Video çıkarsa ne hala alıyor. Ancak bazen dur şuna bir bakayım, belki güzel video çıkar dediğim oyunlar da oluyor. Ama işin kancık tarafı şu, genelde bunu dediğim oyunlardan güzel video konuları çıkmıyor. Boş oynamış oluyorum. Misal Alpha Protocol'ü o yüzden oynamıştım yakın zamanda ama videosunu çekecek bir şey bulamadım. Witcher'ı ilk kez bitirdikten sonra depresyona girdim mi? Ben ilk bitirdiğimde cidden birkaç ay hayat sıkıcı gelmişti. Ve bu sadece bana olmuyormuş. Witcher 3'ü bitiren oyuncularda belli bir süre depresyon gibi şeyler yaşanıyormuş, Reddit'te görmüştüm. Hiçbir oyunu bitirdiğimde depresyona girmedim ya. Sanırım bu biraz yaşla alakalı. Mesela genç yaştayken abi, daha böyle 18-19 yaşlarındayken Friends seyretmiştim. Arka arkaya 10 sezonu yani, böyle 20 günde falan 10 sezonu gömmüştüm ve dizi bittiğinde bayağı boşluğa düşmüştüm. Depresyona girmiş gibi olmuştum. Ama şu anda hiçbir film, dizi, oyun falan öyle bir durum yaratmıyor. Death Stranding oyunu 25 saatte bitirdin diye neden yalan söyledin Enis? Oyun 60 saatte bitiyor. Ya böyle salak bir şey için niye yalan söyleyeyim ya? Oğlum böyle
bir şeyin ne amacı olabilir ki? Yani bu yalanı söyleyerek elime ne geçirmiş olabilirim? Kojima'nın dikkatini falan mı çekmeye çalışıyorum? Ne haber Kojima? 25 saatte bitirdim oyunu. Hadi bana bir sonraki oyunda yer ver mi demek istiyorum? Ya insanlara ne kadar kolay yalancı yaftası yapıştırıyorsunuz arkadaş ya. Al oyunu 22 saatte bitirmiş insan videosu. Sen 60 saatte bitirdin diye herkes mi 60 saatte bitirecekti dostum? Kabul ediyorum, oyunun ikinci yarısında hikayeyi merak ettiğim için biraz yardırdım. Normalden çok daha hızlı gittim. Ne yapayım yani? Oyun şirketiniz ne alemde? İlk oyundan istediğiniz sonuçları alabildiniz mi? Yeni oyun yapıyor musunuz? Yapıyorsanız ne tür sıkıntılar çekiyorsunuz? Maddi, manevi, zaman, teknik, ekip problemleri vesaire, dök içini. İstediğim sonucu aldık abi. Maddi bir sonuç bekliyoruz. Zıpla ve golden bahsediyor bu arada. Maddi bir sonuç beklemiyorduk tabii ki de. Ama bize pratiği, iş geliştirme anlamında öğreten bir süreç oldu. Şu anda da yeni oyun için çalışıyoruz bu arada. En büyük zorluk ne derseniz maddi taraf tabii. Maddi taraftan dolayı zaman sıkıntısı da yaşıyorsunuz sonuçta. Zaten bu kanalda reklam alma sebebim kendime lüks arabalar, evler almak falan değil arkadaşlar. Yani bu kanaldan parayı koyup bağımlarda alma amacım yok yani. Bu kanaldan kazandığım parayla oyun yapma işlerine para ayırabilmek amacındayım. Maddi zorlukları çözersek süreç hızlanacak çünkü. Şu anda da gidiyor süreç ama yavaş gidiyor. Orhun ve Tunca Bey'de en sevdiğiniz özellikler nelerdir? İkisinin de üst düzey iş ahlakı var. İş bitiren insanlar. Beraber çalışmak büyük rahatlık yani. Onun dışında da iyi insanlar oğlum lan. İş hayatlarında da özel hayatlarında istekleri başarı yakalamalarını gerçekten isterim. Türkiye'de neden BioWare oyunları ilgi görmüyor? Yabancılar çıldırırken bu oyunlara bizde Mass Effect, Dragon Age bilinmiyor bile. Haklı sayılabilecek diyorum. Dünyadaki kadar bizde popüler değiller ama bu konuda dil bariyeri biraz zorluyor insanları. Ama bak mesela Cyberpunk bir RPG oyunu olmasına rağmen Türkiye'de bayağı popüler bir oyun oldu. Bir de ülkece abi RPG oyunları oynamaya daha yeni alışmaya başladık. İleride bu serilerden yeni ve kaliteli oyunlar gelirse daha popüler olacaklardır günümüze göre. Dark Souls hala easy modunun gelmesini istiyor musun? Vallahi bu saatten sonra ne getirirlerse getirsinler. Ben bitirdim gitti benim için kardeşim. Yorumlar bitti. Sesim gitti kusura bakmayın. Çok yorum gelmiş. Hatta bu videoyu yaparken 2 kere 3 kere ara vermek zorunda kaldım. İlk defa bir videoda ara vermek zorunda hissettim kendimi. Sesimi geri kazanmak için. Ama o kadar çok yorum vardı ki bazıları benzerdi bazıları değildi. Hepsinin elimden geldiğince cevap vermeye çalıştım. Arada kaçırdıklarım olduysa özür diliyorum ama hoşunuza gittiyse bu tarz bir video ileride yapabiliriz tekrardan. Umarım akıcı, güzel, kafanızdakilere bir şekilde ışık tutabilen bir video olmuştur. Hem de eğlenmişsinizdir izlerken. Böyle yani. YouTube istatistikleri. Bir de gelin kanalda bu sene en çok ne izlenmiş ona bakalım. Ben baktım, merak ettim abi. Size de paylaşmak isterim. Bu sene yayınladığım videolar arasından sizlerin en çok izlemeyi tercih ettiği video oynamaya değer 65 oyun izleyici tavsiyesi videosu olmuş. Öneri sizden gelmiş. İzleyen de siz olmuşsunuz. Ben aracı gibi olmuşum. Yaptığım en herhalde şey video olabilir. Kendim fikrim mülküm olmayan video bu olabilir yani. Ancak Cyberpunk son karar videosu bir hafta gibi kısa sürede 1 milyon izlenmeye yaklaşmış. Sanırsam bu videoyu yarıda bırakacak. PlayStation 5 bu oyunlarıyla bir hafta geçirmek videosu da çokça izlenmiş. Bu izlenmeler üzerine bir teşekkür zamanı geldi gibi hissediyorum yani. O zaman 2020 biterken tekrardan şöyle bir teşekkür edelim. Hem dünya adına hem ülkemiz adına herkes adına zor bir sene oldu gerçekten. 2020'nin başından beri gerçekten virüsle uğraşıyor olmak çok can sıkıcı bir konum haline geldi. Umarım yakın zamanda çözebileceğimiz bir durum olur bu. Dikkat etmeye çalışmaya çalışın diyorum tekrardan. Böyle bir uyarı geçmiş olayım. Onun dışında hani biz içimize bakacak olursak, kendi duruma bakacak olursak hayal etmediğim şeylere ulaştık. Yani tabii ki de her insan bu işleri yaparken bir hayal ediyor. İnşallah çok fazla insana hitap ederim, çok fazla kişiye ulaşırım falan diye ama ben en hayal ettiğim noktada bile ciddi söylüyorum bunu. Bu kadar çok izleneceğimi düşünmemiştim. Ha yani süper çok mu izleniyorum? Her videom 3 milyon 5 milyon falan izlenmiyor ama yani yaptığım işe oranla izlendiğim sayılar, insanların ilgi duyduğu miktarlar falan yani çok şaşırtıcı geliyor bana hala da. Ya Cyberpunk videosu mesela böyle bakıyorum. Ulan diyorum bu video 1 milyon kişi Cyberpunk'la alakalı fikirleri izlemeye değer buluyor olması çok çok gerçekten farklı bir duygu yani. Çok teşekkür ediyorum o yüzden. Hatamız olmuş olabilir. Yanlış şeyler söylemiş olabiliriz. Doğru şeyler söylemiş olabiliriz yani. Elimizden geldiğince kibarca birbirimizi uyararak güzel bir şekilde kendimizi geliştirmeye adadığımız bir 2021 olsun diyeyim. Not almıştım kenara da başka ne söyleyeceğim diye. Ona bakıyorum. Başka bir şey not almamışım ya. Bundan sonra böyle yani arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. 2021 hepinize sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Dünya barışı getirsin. Umarım izlemekten keyif aldığınız bir içerik yapmaya, içerikler yapmaya devam ederim. Hoşçakalın efendim. Güle güle. Ay veda videosu gibi oldu ama 2-3 gün sonra yeni video gelecek yani. Veya belki bir hafta sonra bilmiyorum ama yeni videolar gelmeye devam edecek. Bay bay.